İstanbul Sultan Gazi'deki bir tekstil fabrikası mavi renkteki tonlarca atık suyu iddiaya göre mahalleye boşalttı. Rögarlar tıkanınca da mahallenin dört bir yanından mavi su akmaya başladı. O işletme hakkında yasal işlem yapıldı ama mahalleli tedirgin. Saatli bomba gibi. Perişan haldeyiz. Kimyasal zehir. Fabrikadan dökülen atık su rögarları tıkadı. Mahallenin her yerinden mavi su akmaya başladı. Bölgede dolaştıkça tehlikenin boyutu çok net şekilde ortaya çıkıyor. İşte apartmanın -2. katında elektrik kablolarını dışarıda görüyoruz. Hemen yan tarafta asansör boşluğu ve asansör boşluğunda da işte suları görmek mümkün. Yani sularla elektrik kabloları yan yana. İşte burada da aynı manzara var. Büyük bir facia yaşanması işten bile değil. İşte bu manzaranın sebebi İstanbul Sultan Gazi'deki bir tekstil fabrikasının boşalttığı atık su. Bu aşağıda ağır sanayi var, kotikaması var. Büyük kazanların boşalmasıyla beraber, kanalizasyonların tıkanmasıyla beraber buraya su basıyor. Tonlarca atık suyun dökülmesiyle mahalledeki rögarlar tıkandı. Birçok binanın bodrum katını mavi renkli su bastı. Şu an sitemizde bir suyun durumu. Tehlike var mı burada? Tehlike olmaz olur mu efendim? Su baskanında işte karşıdaki fabrikanın yerleri görüyorsunuz. Mavi kimyasal yıkama yeri, kot yıkama yeri burası, taşlama yeri. Otomatikmen çocuklarımıza da zararlı. Patlayan rögarlar çevredeki binaları da oldukça olumsuz etkiledi. Işıklar çalışmıyor, yanmıyor. Asansörler de aktif halde değil. Hal böyle olunca işte görüyorsunuz bir düğün var ve düğün sahipleri 12. kata karanlıkta bu şekilde yürüyerek çıkmaya çalışıyor. Saatli bomba gibi su basıyor. Asansör elektrikle çalıştığı için yüksek voltajlı elektrik bunlar. Burası da çocukların oyun alanı. Daha doğrusu oyun alanıydı. Suların basmasıyla birlikte oyuncakları işte gördüğünüz gibi yerle bir olmuş durumda. Aynı zamanda farklı noktalarda yine mavi suları görmek mümkün. Yani kimyasal suları, bu da çocukların sağlığı açısından son derece riskli. Yaşananlar sonrası o tekstil fabrikası hakkında yasal işlem yapıldı.